Tadını Sen Koy tezgahına hoş geldiniz. Herkese merhaba arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlarınız olsun. Yine dillere destan bir şerbet yapacağız. Osmanlı'dan günümüze kalan çok güzel bir şerbet. Sirken Cübin şerbeti. Yapımı çok basit, çok kolay, çok şifalı, çok faydalı. Yani gerçekten bunları Ramazan'da kullanıp içmeye, yani kendinizi bu şerbetlerden tüketmeye alıştırmanızda çok büyük fayda var arkadaşlar. Hatta bu şerbetle alakalı Mevlana şöyle bir sözü var. Yani yapımıyla alakalı olacak bu söyleyeceğim ama Mevlana şöyle diyor. Eğer bal ve sirke aynı oranda olmazsa olmaz diyor. Yani Sirken Cübi'nin tarifi bu kadar arkadaşlar. Hemen göstereyim size. Şöyle bir su bardağı. Şöyle. Bir yemek kaşığı arkadaşlar elma sirkesi. Bir yemek kaşığı da bal. Şöyle bırakıyorum. Daha sonra da üzerine arkadaşlar normal içme suyunuzdan dolduruyorsunuz. Ondan sonra karıştırıyorsunuz. Bütün şerbet bu kadar arkadaşlar. Mide için çok faydalı bir şerbet. Yani mutlaka bunu arada sırada Ramazan'da iftar ve sahur arasında bir de normal Ramazan bittikten sonra da gün arasında aklınıza geldiği zaman mutlaka uygulayın bu şerbeti. Çok güzel bir şerbet arkadaşlar. Dediğim gibi tek dikkat etmeniz gereken şey şu. Bir tatlı kaşığı da kullananlar var. Tatlı kaşığı bal koyuyorsanız bir tatlı kaşığı sirke koyacaksınız. Bunun tarifinin doğruluğunun ispatı Mevlana'dır arkadaşlar. Mevlana bu şekilde söylüyor. Diyor ki eğer bal ve sirke diyor aynı anda olmaz, aynı oranda olmazsa diyor bu şerbet olmaz arkadaş diyor yani. Sirken Cübin şerbetimiz hazır arkadaşlar. Afiyet olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.